Tüm ifadelerimizin 8 tabanında verilmiş olması bizim işimizi kolaylaştıracak. Hemen hepsini tek bir logaritma 8 tabanında toplayacağım. Logaritma 8 tabanında dedim. Şurası artı olduğu için 12'yi ve buradaki arttan ötürü 48'i çarpım olarak buraya yazıyorum. Eksiden ötürü de 18'i bölüm olarak bunların altına şöyle yazmış olacağım. İşte burayı hesaplamam gerekiyor arkadaşlar. 18'i 6'ya bölsek 3 gelir. 12 bölü alttan 2 gelecektir. 48 bölü 3 bize 16'yı verir. 3 bölü 3'ten de 1 gelmiş olur. Parantezin içi 2 çarpı 16 32. 32 bölü 1'den 32 olarak gelmiş olur. Yani bizim ifademiz logaritma 8 tabanında 32'ye eşit olacaktır. İkisi de 2'nin tam kuvvetleri. Ben burada 8'i 2'nin küpü olarak yazıyorum. 32'yi de 2'nin 5. kuvveti olarak yazıyorum. Şuradaki kuvvetimi alıp başa gönderdim. Buradaki kuvvetimi alıp onu da başa gönderdim. İfadem 5 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olarak geldi. Logaritma 2 tabanında 2 bana 1'i verecek. 5 bölü 3 çarpı 1'den de 5 bölü 3'ü elde etmiş olacağım. Doğru cevabım burada. D şıkkı gelecek arkadaşlar. En içteki kısımdan işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Şurada logaritma 3 tabanında 9 üzeri 8'e sahibiz. 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 8. kuvveti de bize 3 üzeri 16'yı vermiş olur. O zaman en iç kısımda logaritma 3 tabanında 3 üzeri 16'nın yazdığını görürüz. Bu da bize kaçı vermiş olacaktır? Şurada 3'leri yakaladığımız için kuvvetimiz olan 16'yı vermiş olacaktır. Yani burada şu en iç kısmı kaç bulduğumuzu söyleyebiliriz? 16 bulduğumuzu söyleyebiliriz. Bundan sonra şuraya odaklanıyoruz ve logaritma 2 tabanında 16'yı hesaplıyoruz. 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'leri yakaladık. Kuvvetimiz 4 olduğu için sonucumuz burada 4 olarak gelecektir. Demek ki şu kısmın tamamı da aslında bize kaçı vermiştir? 4'ü vermiştir. Şimdi tabanımız 8. O zaman logaritma 8 tabanında 4 yazmamız gerekir. İkisi de 2'nin tam kuvvetleri. 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. 4'ü de 2'nin 2. kuvveti olarak yazıyorum. Şuradaki kuvvet olan 2 başa gelecek. Burada kuvvet olan 3'ün de başa geleceğini söyleyebiliriz. Burası bize 2 bölü 3'ü verecektir. Logaritmada ise 2 tabanında 2 kalır. Logaritma 2 tabanında 2 1'e eşittir. 2 bölü 3 çarpı 1'den de 2 bölü 3'ü elde etmiş oluruz. Doğru cevabımız burada. D şıkkı gelir arkadaşlar. Öncelikle A'yı ve B'yi kullanarak buradaki logaritmik ifadelerimizi bir oluşturalım. İlk kısım bize neyi verecektir en üst taraf? Logaritma 12 tabanında 15'i. Bir alttaki logaritma 0,3 tabanında 0,7'yi. Bir alttaki logaritma 0,1 tabanında 3,2'yi. Bir alttaki logaritma 6 tabanında 0,5'i. Bir alttaki de logaritma 10 tabanında 1'i verecektir. Aslında en alttaki logaritma 10 tabanında 1'in bizi 0'a götürdüğünü söyleyebiliriz. Biz bunlardan hangileri pozitiftir bunu bulmaya çalışıyorduk. Bunun 0 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Diğerleri üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Burada tabanlarımıza bakarsak birden büyük olan tabanlarımız da var. Birden küçük olan tabanlarımız da var. Hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Logaritma A tabanında B dediğimizde biz iç kısımdaki B'mizin sıfırdan büyük olması gerektiğini, tabanımız olan A'nın da sıfırdan büyük olması gerektiğini, aynı zamanda A'nın birden de farklı olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi tabana bir odaklanırsak, şöyle tabanı bir sayı doğrusu üzerinde gösterirsem, şuraya sıfırı, şuraya biri işaretlediğimde taban dediğim A değeri sıfırla bir arasında bir değer de olabilir ama birden büyük bir değer olarak da gelebilir arkadaşlar. Bu iki durumu ben grafik üzerinden göstermek istiyorum. Mesela biz bu tabanımız olan A'yı birden büyük bir değer olarak aldığımızda, hani şöyle diyelim, A büyük 1 olsun diyelim ve logaritma A tabanında X'in grafiğini bir çizelim. Bu grafik şu şekilde gelecektir. Öncelikle X eksenini kestiğimiz noktayı bulabiliriz. X eksenini kestiğimiz nokta nasıl bulunur? Y'ye 0 vererek, yani burayı 0'a eşitleyerek logaritma A tabanında X eşittir 0 dediğimizde x'imizin a üzeri 0'dan 1 geleceğini söyleyebiliriz. Yani x eksenini bir apsisli noktada keseriz ve daha sonra artarak giden bir grafik çizmiş oluruz. Yani a birden büyükse logaritma a tabanında x'in şöyle bir grafiğinin geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burası 1 olarak gelmiş olacak. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Biz burada tam 1 verdiğimizde kaça ulaştığımızı görüyoruz? 0'a ulaştığımızı görüyoruz. Ama birden büyük değerler verdiğimizde de görüntülerimizin pozitif geldiğini görüyoruz. Eğer birden küçük
değerler verirsek görüntülerimiz ne gelmiş olacaktır? Negatif gelmiş olacaktır. Demek ki tabanımızın birden büyük olduğu yerlerde iç kısmımız da birden büyükse burada görüntülerimizin pozitif geldiğini söyleyebiliriz. Eğer tabanımız birden büyükken logaritmanın iç kısmı birden küçükse burada da artık negatif görüntülerin geleceğini söyleyebiliriz. Logaritma a tabanında x şeklindeki fonksiyonlarda. Şimdi peki a'mız birden küçük olsa ne olurdu? A küçük 1 dedik. Zaten sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Yine şöyle resmetmeye çalışalım. Burada da aslında aynı mantık geçerli. Biz yine logaritma a tabanında x'i 0'a eşitlediğimizde x'imizin yine 1 geldiğini görüyoruz. Yani x eksenini yine 1,0'da kesiyoruz. Ama tabanımız birden küçük olduğu için bu azalarak giden bir fonksiyon olarak gelmiş olacaktır. Yani eğer a'mız birden küçükse yani 0 ile 1 arasındaysa bu sefer logaritma a tabanında x'in grafiğini çizdiğimizde yine x eksenini 1,0'da kestiğimizi ama azalarak giden bir grafiğe sahip olduğumuzu görüyoruz. Dikkat edin, bu durumda iç kısmımıza birden büyük değerler verdiğimizde görüntülerimiz negatif geliyor. Ama iç kısma birden küçük değerler verdiğimizde görüntülerimizin ne geldiğini görüyoruz, pozitif geldiğini görüyoruz. Hani bir örnek verelim, mesela logaritma 1/2 tabanında x fonksiyonunun grafiği böyle bir grafik olarak gelecektir. Eğer biz burada x'e 1 verirsek logaritma 1/2 tabanında 1 bizi kaça götürmüş olur? Sıfıra. Şimdi x'e 1'den büyük bir değer verelim. Mesela 2 verelim. O zaman logaritma 1/2 tabanında 2 bizi -1'e götürür. İşte bakın, tabanımız 1'den küçükse, 1 ile 0 arasındaysa iç kısma 1'den büyük bir değer verdiğimizde görüntümüz negatif gelmiş oluyor. Ama iç kısma 1'den küçük bir değer verelim. Mesela 1/4 verelim. Logaritma 1/2 tabanında 1/4 dediğimizde bu da bizi kaça götürmüş olacaktır? 2'ye, yani pozitif bir görüntüye götürmüş olacaktır. İşte bu mantıkla sorularımızı yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela en üstteki baktığımızda tabanımız 12 gelmiş. Taban 12, yani birden büyük. O zaman iç kısımda birden büyükse burada görüntümüz pozitif gelecektir. Yani burası kesinlikle pozitif bir görüntüyü bize ne yapmış olur? Vermiş olur. Mesela şu kırmızı okla gösterdiğim üstten dördüncüye geldiğimizde tabandaki 6 değerimiz birden büyük gelmiş. İç kısma bakacağım. İç kısımda birden büyükse görüntümüz pozitif, yani sonucumuz pozitif. Ama iç kısım birden küçükse sonucumuz negatif olmalı. İçerideki 0,5 değeri birden küçük olduğu için buranın ne geleceğini söyleyebiliriz? Negatif geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. En alttakini belirlemiştik. Şimdi tabanı birden küçük olanlara odaklanacağız. Tabanı birden küçük olanlara baktığımızda mesela burada 0,3'ü görüyoruz. Hemen iç kısma bakacağız. İç kısımdaki değer birden küçükse görüntümüz ne gelecekti? Burada arkadaşlar pozitif gelmiş olacaktı. Ama iç kısım birden büyükse görüntümüzün negatif geleceğini biliyoruz. İç kısma baktığımızda 0,7 var. Yani bu kaç? Birden küçük bir değer olarak geldiği için burada da görüntümüzün pozitif geleceğini ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Mesela burada tabanımız 0,1 olarak gelmiş. Yine birden küçük. O zaman iç kısım birden küçükse görüntümüz pozitif. İç kısım birden büyükse görüntümüz negatif gelmelidir. İç kısımdaki 3,2 birden büyük bir değer olduğu için burası da bize negatif bir görüntüyü vermiş olacaktır. En alttaki zaten sıfırdı. Pozitif ya da negatif değil. Bu negatif geldi. Bu negatif geldi. Ama üstteki ikisinin pozitif geldiğini görüyoruz. Bizde kaç tanesi pozitif diye baktığımız için doğru cevabımız 2 tane, yani D şıkkı olarak gelecektir arkadaşlar. Eşitliğimizin sol tarafında logaritmanın iç kısmında bulunan ifademizi düzenlediğimizde x üzeri 1/4 olarak düzenlemiş oluruz. Şu 1/4'ü başa aldığımızda 1/4 çarpı logaritma 4 tabanında x eşittir logaritma x tabanında 4'ü ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Her tarafı 4 ile çarparak şu 1/4'ten bir kurtulmak istiyorum. Şunlar gittiğinde logaritma 4 tabanında x değerimiz logaritma x tabanında 4 çarpı 4'e dönüşmüş olur. Şimdi şu özelliğimizi hatırlayalım. Hani logaritma a tabanında b'yi 1/ logaritma b tabanında a olarak yazabiliyorduk. Ben de burayı o şekilde düzenleyeceğim. Logaritma 4 tabanında x'imiz dursun. Şu yan taraftaki logaritma x tabanında 4'ü 1/ logaritma 4 tabanında x olarak yazacağım. Yandaki çarpı 4'ümü de yazıyorum. İçler dışlar yapıp şu paydayı buraya gönderdiğimde logaritma 4 tabanında x çarpı logaritma
logaritma 4 tabanında x'i elde ederiz. Bu da bize karşı taraftaki kaçı vermelidir? 4'ü vermelidir. 2 tane logaritma 4 tabanında x'i bu şekilde çarpmış oluyoruz. Yani burası bize logaritma 4 tabanında x'in karesini verir. Eğer bu 4'e eşitse logaritma 4 tabanında x'imiz 2 de olabilir. Logaritma 4 tabanında x'imiz eksi 2 de olabilir ki karesini aldığımızda 16 gelmiş olsun. Logaritma 4 tabanında x 2 ise x'imiz burada 4'ün karesine yani 16'ya eşit olacaktır. Logaritma 4 tabanında x eksi 2 ise x'imiz buradan 4 üzeri eksi 2'ye yani 1 bölü 16'ya eşit olarak gelecektir. 2 tane x değeri yakaladık. Bunların çarpımı istenmiş. 16 ile 1 bölü 16'nın çarpımı bize 1'i verir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Logaritma 2 tabanında 21'in yaklaşık değerini bulmaya çalışacağız. Tabanda 2'miz var. Hemen 21'den küçük ama en büyük, bir de büyük ama en küçük 2'nin tam kuvveti olan sayıları düşüneceğiz. Bu bize 2'nin 4. kuvveti olan 16 ile 2'nin 5. kuvveti olan 32'yi verecektir. Şimdi 2 üzeri 4 yani 16 küçüktür 21 küçüktür 2 üzeri 5 yani 32 gelir. Her tarafın logaritmasını aldığımızda 2 tabanında, burası logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 21 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5'i bize vermiş olur. Şurası bizi 4'e götürdü. Burası bizi 5'e götürdü. Demek ki logaritma 2 tabanında 21'de 4 ile 5 arasında yani 4 küsürlü bir sayı olarak gelmiş oldu. Biz bunu 4 küsürlü bir sayı olarak düşüneceğiz. Aslında üst sınır da bizim için çok önemli değil. Alt sınırı belirlemeye çalışıyoruz. Yani burada 21'den küçük ama en büyük 2'nin tam kuvveti olan sayıyı düşüneceğiz. Burada hata yapmamamız gerekiyor. Burada o zaman neye odaklanacağız? Biz aslında 3'ün küpü olan 27'ye, 3'ün 4. kuvveti 81 geliyor. 74, 27 ile 81 arasında gelecektir. Logaritma 3 tabanında 27 bize 3'ü vermiş olur. Logaritma 3 tabanında 81 bize 4'ü verir. İşte 74 değeri 27 ve 81 arasında olduğu için logaritma 3 tabanındaki hali de 3 ile 4 arasında yani 3 küsürlü bir değer olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Aynı mantıkla buraya baktığımızda aklımızda 5'in karesinden 25 gelecek. 5'in küpünden de 125 gelmiş olacak. 110 sayısı 25 ve 125 arasında olduğu için 110'un 5 tabanındaki logaritması da 2 ile kaç arasında gelecek? 3 arasında yani 2 küsürlü bir değer olarak gelmiş olacak. Buranın da 2 küsürlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda en küçük N gelir, sonra V olur, sonra da U olur. Doğru sıralama N, V, U. Yani B şıkkındaki gibi olmalıdır arkadaşlar. Sorumuzda x bize perde numarasını, d ise o perdenin köprüye olan uzaklığını verecek. Öncelikle 16. perdenin köprüye olan uzaklığını bir hesaplamaya çalışalım. Bu durumda üstteki eşitlikte perde numarası olan 16'yı x yerine yazacağız ve d'yi bulmaya çalışacağız. Burada 11 eksi 16 bölü 2 bize logaritma 4 tabanında d'yi verecektir. 16 bölü 2 8 yapar. 11 eksi 8'den 3 gelir. O zaman logaritma 4 tabanında D'nin 3'e eşit olması gerekir. 4'ün 3. kuvveti bizi D'ye götürecektir. Bu da 4'ün küpünden 64'ü bize vermiş olur. Yani 16. perdemizin köprüye olan şu uzaklığının ne olduğunu söyleyebiliriz aslında biz. 64 birim olduğunu söyleyebiliriz. 16. perde ile aralarında 64 birim mesafe bulunan perdenin numarası kaçtır demiş. Zaten şıklara da baktığımızda 16'dan daha küçük bir numaraya sahip perdemizi yakalamaya çalışıyoruz. 16'dan daha büyük olsaydı aralarında 64 birim olduğu için zaten 16. perdenin köprüye uzaklığı 64 birim. Biz 16. perdeden 64 birim sola gittiğimizde köprünün üstüne gelmiş olurduk. Bizden bunu istemiyor. 16. perdenin daha sağ tarafında bulunan daha küçük numaralı bir perdeyi yakalamamızı istiyor. İşte ona x'inci perde demiş olalım. Bu durumda aslında şunu anlamış oluyoruz. 16. perde ile x'inci perde arasında da 64 birimlik mesafe var. O zaman x'inci perdenin köprüye uzaklığı 64 buradan 64 buradan kaç olarak gelmiş olacaktır? 128 olarak gelmiş olacaktır. Yani şu üstteki eşitlikte x yerine kaç yazarsak d'mizi 128 olarak buluruz. Bunu yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen 11 eksi x bölü 2 eşittir logaritma 4 tabanında 128 diyelim. Şurayı biraz düzenleyelim. Buradaki 4'ümüz 2'nin karesi gelir. 128 2'nin 7. kuvveti gelir. 7 başa geldi. Kuvvet olan 2 başa geldi. Burası bize 7 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2'yi verecektir. Logaritma 2 tabanında 2 1 yapar. 7
7 bölü 2 çarpı 1'den 7 bölü 2 elde ederiz. O zaman 11 eksi x bölü 2'miz 7 bölü 2 eşit olsun istiyoruz. Eksi x bölü 2'yi karşıya gönderdiğimizde 11 7 bölü 2 artı x bölü 2 olarak gelecektir. Bu durumda 11 eşittir x artı 7 bölü 2 elde ederiz. İçler dışlar yaptığımızda x artı 7'miz 11 kere 2'den 22 gelir. Aradığımız x değeri de 22 eksi 7'den 15 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın A şıkkı 15 gelmesi gerekir. Öncelikle logaritmanın iç kısmında yazan 10x eksi 9'un sıfırdan büyük olduğunu bir not alalım. Buradan 10x büyüktür 9. Her tarafı 10'a bölersek x büyüktür 9 bölü 10 olarak gelecektir. Aynı zamanda logaritmanın tabanı olan x'in de sıfırdan büyük olması ve 1'den farklı olması gerekir. X 9 bölü 10'dan büyük olsun demiştik. Buradan da sıfırdan büyük kısmı geldi. İkisinin birden sağlanması için ikisinin kesişimi olan x büyüktür 9 bölü 10'u almamız gerekir. X'in birden de farklı olduğunu unutmayalım. Bundan sonra ne yapacağız? X'in ikinci kuvvetini logaritmanın iç kısmındaki 10x eksi 9'a eşitleyeceğiz. X'in ikinci kuvveti eşittir 10x eksi 9 dedik. Hepsini sol tarafta toplarsak x kare eksi 10x artı 9 eşittir 0'ı elde etmiş oluruz. Buradan x eksi 9 çarpı x eksi 1 eşittir 0 gelir. Burayı 0 yapan x değerlerinden biri 1, bir diğeri de 9 gelmiştir. 9'u ve 1'i bulduk ama biz x'imizin 9 bölü 10'dan büyük olmasını istemiştik. İkisi de 9 bölü 10'dan büyük. Aynı zamanda x'in 1'den farklı olmasını istemiştik. Demek ki şuradaki 1'i çözüm kümemize dahil edemeyiz arkadaşlar. Bu durumda x'e verebileceğimiz tek değer 9'dur. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle üst taraftaki eşitliğimizi bir düzenlemek istiyorum. Logaritma iki tabanında x'i aynen yazdım. Yan taraftaki ifademde 8'in yerine 2'nin 3. kuvvetini yazmak istiyorum. Üst tarafta da x karenin geldiğini görüyorum. Şimdi şuradaki kuvvet olan 2 başa gelecek. Burada kuvvet olan 3'ün de başa geldiğini düşünürsem ifadem logaritma iki tabanında x eksi 2 bölü 3 tane logaritma 2 bölü 2 tabanında x'e dönüşmüş olacaktır. Burası 1 tane logaritma 2 tabanında x. Bundan 2 bölü 3 tane logaritma 2 tabanında x'i çıkarttığımızda 1 eksi 2 bölü 3'ten elimizde 1 bölü 3 tane logaritma 2 tabanında x kalmış olur. Bunun da u'ya eşit olduğu söylenmiş. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda logaritma 2 tabanında x'imiz 3 çarpı u yani 3 u olarak gelmiş olacaktır. Bu bir kenarda beklesin. Bizden istenen ifadeye baktığımızda 16 2'nin 4. kuvveti olarak alırsak logaritma x tabanında 2 üzeri 4 gelir. Bundan da logaritma x tabanında 2'yi çıkartmamız gerekir. Kuvvet olan 4'ü şöyle başa gönderdiğimizde 4 tane logaritma x tabanında 2 eksi logaritma x tabanında 2'yi elde etmiş oluruz. Tabi burası 1 tane logaritma x tabanında 2'dir. 4 taneden 1 taneyi çıkarttığımızda 3 tane logaritma x tabanında 2 gelecektir. İşte bizden istenen budur. Biz logaritma 2 tabanında x'i biliyoruz. Bu 3u idi. Ben bu 3u'yu 3u bölü 1 olarak yazıyorum. Logaritmada taban ve iç kısmı yer değiştirdiğimizde karşı tarafı da baş aşağı çevirmiş oluyorduk. Yani logaritma 2 tabanında x 3u bölü 1 ise logaritma x tabanında 2'nin 1 bölü 3u gelmesi gerekir. İşte şuradaki logaritma x tabanında 2'nin yerine bunu yazabilirim. 3 çarpı 1 bölü 3u'yu o zaman elde etmiş olurum. 3'ler gider elimde 1 bölü u kalmış olacaktır. Doğru cevabımın C şıkkı 1 bölü u gelmesi gerekir. Oluşan şeklin kare olduğu bilindiğine göre x kaçtır diye sorulmuş. Eğer şeklimiz bir kare ise şuradaki yatay kenar uzunluğumuzla şuradaki dikey kenar uzunluğumuz birbirine eşit gelecektir diyebiliriz. Zaten uzun kenar logaritma 3 tabanında x olarak verilmişti. Buraya logaritma 3 tabanında x yazıyorum. Demek ki dikeydeki o uzunlukların toplamı da beni logaritma 3 tabanında x'e götürmelidir diyeceğim. Normalde bir kısa kenar logaritma 3 tabanında kök 2 birimmiş. Ben burada 1, 2, 3, 4 tane kısa kenara sahibim. Bu 4 çarpı logaritma 3 tabanında kök 2'yi bana verecektir. Bunun üzerine bir de 1, 2, 3 tane 1'i yani 3 kere 1'den 3'ü eklemiş olacağım. Bunun bana logaritma 3 tabanında x'i vermesini istiyorum. Şuradaki 4'ü kuvvet olarak kök 2'nin üzerine gönderdiğimde şuradaki 3'ü de 3 tabanında yazdığımda rahatlıkla sonuca gidebilirim diye düşünüyorum. 4'ü kök 2'nin üzerine kuvvet olarak gönderdiğimizde kök 2'nin 4. kuvveti gelir. Şimdi
şimdi kök 2'nin dördüncü kuvvetini kök 2'nin karesinin karesi olarak yazarsak aslında bu bize 2'nin karesinden kaçı verecektir? 4'ü verecektir. Yani biz burada logaritma 3 tabanında 4'ü elde etmiş oluyoruz. Şuradaki 3'ü de 3 tabanında logaritma 3 tabanında 3'ün küpü yani 27 olarak yazmak istiyorum. Şimdi tabanları aynı. O zaman tek logaritmada ben bunları çarpabilirim. Bu da bana logaritma 3 tabanında 4 kere 27'den 108'i verecektir. Bunun neye eşit olduğunu biliyorum. Logaritma 3 tabanında x'e eşit olduğunu biliyorum. Tabanlar aynı, iç kısımlar da aynı olsun deriz ve x değerimizi 108 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız burada D şıkkı gelecektir. Doğru orantılı çoklukların bölüm durumunda bulunduğunu biliyoruz. O zaman bizim logaritma x değerimiz 2 ile bölüm durumunda bulunur. Eşittir diyeceğiz. Logaritma y değerimiz 3 ile bölüm durumunda bulunacak. Logaritma z'mizin de 5 ile bölüm durumunda bulunacağını söyleyebiliriz. Bunları bir orantı sabiti olan k'ye eşitlediğimizi düşünelim. Şu ikisi arasında içler dışlar çarpımı yaptığımızda logaritma z değerimiz 5 tane k olarak gelir. Logaritma y bölü 3'ü k'ye eşitleyip içler dışlar yaptığımızda logaritma y değerimiz 3 tane k olarak gelir. Aynı mantıkla logaritma x değerimiz de 2 çarpı k'den 2 k olarak gelecektir. Buradan x'e, y'ye ve z'ye de geçebiliriz. Mesela en altta tabii ki 10 tabanındayız. Bu durumda 10'un 2 k'inci kuvveti bize x'i vermelidir. Yani x değerimiz aslında 10 üzeri 2 k olarak gelmiştir. Aynı mantıkla her biri bunların 10 tabanında olduğu için y değerimiz 10 üzeri 3 k olarak gelir. Z değerimiz de 10 üzeri 5 k olarak gelecektir. X, y, z'yi çarpmışız ve kaça eşitlemişiz biz burada? 10 üzeri 5'e eşitlemişiz. Bunları çarptığımızda x çarpı y çarpı z'nin kuvvetleri toplarsak 10 üzeri 10 k geldiğini görüyoruz. İşte bu 10 üzeri 5'e eşit olmalı. Bu durumda 10 k'nin 5'e eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Eğer 10 k'miz 5'e eşitse k'miz 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olarak gelmiş olur. Logaritma y çarpı z'yi hesaplayacağız. Öncelikle y çarpı z'yi bir bulalım. Y değerimiz 10 üzeri 3 k idi. Z değerimiz de 10 üzeri 5 k idi. Bu çarpım bize 10 üzeri 8 k'yi verir. K 1 bölü 2 ise 8 k'miz 8 kere 1 bölü 2'den 4'tür. Yani burası aslında 10 üzeri 4 yapmıştır. Bizden istenen ifade ise logaritma 10 tabanında 10 üzeri 4'tür. Bu da 10 var 10 var. Sonuç kuvvet olarak geleceğinden 4'e eşit olarak bulunur. Doğru cevabımızın C şıkkı 4 olması gerekir. Öncelikle F24 çarpı F20'yi bir hesaplamaya çalışalım. F24 eşittir diyorum. F'in içine yazdığımız 24 değeri bizim kritik noktamız olan 20'den büyük bir değer olduğu için üstteki fonksiyonu kullanmamız gerekir. Burada x yerine üstteki fonksiyonda 24 yazdığımızda logaritma 3 tabanında 24 eksi 8'den 16'yı elde etmiş oluruz. F20'yi hesaplayacağız. Bu sefer 20'ye eşit olduğumuz için alttaki fonksiyonu kullanacağız. Alttaki fonksiyonda x yerine 20 yazarsak logaritma 4 tabanında 4 kere 20 80 artı 1'den 81'i elde etmiş oluruz. İkisini çarpmamız gerekiyor. Logaritma 3 tabanında 16 çarpı logaritma 4 tabanında 81 diyorum. Logaritmaları çarptığımızda tabanları yer değiştirebiliyorduk. Burası bize o zaman logaritma 4 tabanında 16 çarpı logaritma 3 tabanında 81'i verecektir. 16 4'ün ikinci kuvvetidir. Buradan 2 gelir. 81 3'ün dördüncü kuvvetidir. Buradan 4 gelir. 2 kere 4 de bize 8'i vermiş olur. Demek ki biz burada 8'i elde ettik. Yani f'de m artı 4 yazdığımızda 8'e ulaşmak istiyoruz. Mesela şurada x küçük 20 için, x küçük eşit 20 için bize verilen fonksiyona baktığımızda burada x'e verebileceğimiz en büyük değer 20. Zaten biz burada 20 yazdığımızda logaritma 4 tabanında 81'in geldiğini görüyoruz. Yani bu aslında bizim burada elde edebileceğimiz en büyük görüntü ki bu da kaçtan küçük gelecektir? 8'den küçük gelecektir. Demek ki bizim buradaki 8'i elde etmek için üstteki fonksiyonu kullanmamız gerekir. Şıklardan da bunu zaten rahatlıkla anlayabiliriz. O zaman şuradaki m artı 4'ü üstteki fonksiyonda yazacağımızı söyleyebiliriz. Üstteki fonksiyonda x yerine m artı 4 yazdığımızda logaritma 3 tabanında m artı 4 eksi 8'den m eksi 4'ü elde ederiz. Bunun kaç olmasını istiyoruz? 8. Buradan 3'ün 8. kuvveti m eksi 4 olarak gelecektir. M eksi 4 eşittir 3 üzeri 8'den. Eksi 4'ü karşıya atarsak m değerimiz 3 üzeri 8 artı 4 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın burada C şıkkı gelmesi gerekir.
Burada yeşilin ağırlığını Y ile gösterelim. Mavinin ağırlığı M olsun. Morun ağırlığını da doğrudan mor yazarak göstermiş olalım. İkişerli ikişerli bunların ağırlıklarını topladığımızda en fazla ağırlık mavi ve morun toplamından geliyormuş. O zaman M artı mor yazıyorum. Büyüktür diyeceğim. En az ağırlık yeşille mavinin toplamından geliyormuş. Buraya Y artı M yazıyorum. O zaman ortancaya da yeşille morun toplamı yani Y artı mor kalmış olacaktır. Şu en soldaki ikiliye baktığımızda morlar birbirini götürür. M büyüktür Y kalmış olur. En sağdaki ikiliye baktığımızda ise Y'ler birbirini götürür ve mor büyüktür M kalmış olur. O zaman en büyük burada mor olarak gelecektir. Ondan sonra M'nin geldiğini görüyoruz. En küçük de Y olarak gelmiştir arkadaşlar. Bunlar üzerinden karşılaştırma yapacağız. Biz burada şurada bize verilen küçük A değerinin alabileceği tam sayı değerlerini yakalamaya çalışıyoruz. Mavinin ağırlığında bu A verilmiş. Orada şu sayımızın 5 olarak geldiğini görüyoruz. Burada 25'imiz var. O da 5'in bir kuvveti. O zaman şuradaki 3'ü de 5'in bir kuvveti olarak düzenlemeye çalışalım. Hemen şu özelliğimizi hatırlatalım. A üzeri logaritma B tabanında C dediğimizde A ve C yer değiştirebiliyordu. O zaman şu iç kısımdaki 5'i alt tarafa alalım. 3'ü de yukarıya göndermiş olalım. Yani biz burayı 5 üzeri logaritma 2 tabanında 3 olarak alabiliriz arkadaşlar. Şimdi morun yerine 25 üzeri logaritma 2 tabanında 3 yazacağım. Zaten 25 5'in karesi olduğu için orası 5 üzeri 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olur. 2'yi de 3'e kuvvet olarak gönderdiğimizde burası 5 üzeri logaritma 2 tabanında 3'ün karesi yani 9'a dönüşecektir. O zaman mor için 5 üzeri logaritma 2 tabanında 9'u yazıyorum. Büyüktür mavi yazacağım. 5 üzeri logaritma 2 tabanında A diyeceğim. Yeşil için ise 5 üzeri logaritma 2 tabanında 3'ü yazmam gerekiyor. Baktığımızda 5'ler zaten ortak. Kuvvet olarak verilen yerlerde tabanlarımız, ikilerimiz ortak. O zaman doğrudan şu iç kısımları ne yapabiliriz? Karşılaştırabiliriz. Burada o zaman 9 ortadaki ifademizin iç kısmında olan A'dan büyük gelecektir. A da burada iç kısımda olan 3'ten büyük gelmelidir. O zaman A'ya verebileceğimiz tam sayı değerlerimiz 8, 7, 6, 5 ve 4 olarak gelmiştir. Bunların 5'inin toplamı bize 30'u verir. Doğru cevabımızın C şıkkı 30 olması gerekir. İkinci dereceden bir denklemde birbirinden farklı iki gerçel köke sahipsek o denklemin deltasının sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Hemen deltamızı hesaplayalım. B kare eksi 4 ac diyeceğiz. Burada b'miz x'in katsayısı olan eksi 4 gelmiş. Eksi 4'ün karesi diyorum. Eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısından 1 gelecektir. C dediğimiz değer de buradaki sabit değerimiz olan logaritma 2 tabanında a eksi 2 olarak gelmiştir. Biz bunun sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Şimdi burada 16 eksi 4 çarpı logaritma 2 tabanında a eksi 2'yi elde etmiş oluyoruz. Şöyle yapalım. Eksi 4 çarpı logaritma 2 tabanında a eksi 2'yi karşıya gönderelim. O zaman şöyle bir şey elde etmiş oluruz. 16 büyüktür 4 çarpı logaritma 2 tabanında a eksi 2'yi elde etmiş oluruz arkadaşlar. Burada 16 ve 4'ü sadeleştirdiğimizde pozitif bir değer olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. 4 büyüktür logaritma 2 tabanında a eksi 2 gelmiş olur. Bir kere a eksi 2 logaritmanın içinde olduğu için sıfırdan büyük olmalıdır. Yani a'mız 2'den büyük gelmelidir. Bunun dışında 2'nin 4. kuvveti bizi 16'ya götürür. Demek ki 16'nın logaritmanın iç kısmındaki a eksi 2'den büyük olması gerekir. Eksi 2'yi bu tarafa attığımızda a'mızın 18'den küçük geldiğinde belirlemiş oluruz. O zaman bizim a değerimiz 2'den büyük ama 18'den küçüktür. Bu da aralık olarak bize e şıkkını yani 2 18 açık aralığını verecektir arkadaşlar.